Sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Gençliğiyle, dinamizmiyle ve partisine, cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla ve tabii ki Mezitli halkının teveccühüyle belediye başkanı seçilen ve bugün partimizin bayramlaşma töreninde bizi yalnız bırakmayan değerli Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tunceli konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Kıymetli İl Başkanım, değerli milletvekillerim, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, muhtarlarım, en önemlisi partimizde en büyük emeği olan değerli kadınlarımız, gençlik kollarımız, vefakar örgütümüz, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye ve Mersin 31 Mart'ta bize bayramı yaşattı. İnşallah bu bayramın devamı gelecek. Şunu ispatladı Mersin. Şunu ispatladı Türkiye. En büyük gücün, tek gerçeğin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu ispatladı. Partisine hainlik yapan, belediyeleri kaybettirmek için çalışanlara dersini 31 Mart akşamı verdi. O hainlere şunu gösterdi Türkiye ve Mersin. Mersin Atatürk kenti. Mersin Cumhuriyet'in kenti. Mersin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kenti. Ne kadar hainlik yapsanız da, ne kadar doğduğunuz, doyduğunuz yere ihanet, partinize ihanet etseniz de cevabını verdi. Şimdi bu saatten sonra Türkiye ve Mersin şunu anladı. Artık rakipler tek tek aday çıkartma olayında artık bir düşünecek. Büyükşehir'de başkanımız olduğu sürece tüm partiler toplansa da artık bir şeyin değişmeyeceğini anladı. Doğru mu? İlçe belediyelerimiz de bunu anladı. Ben siz değerli dostlarıma sahada gezerken şunu söyledim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili ailemize şunu söyledim. Bizlere değil, partimize destek verelim. Bugün bizler varız, yarın yokuz. Ama yine partimize destek verin dedim. Atatürk'ümüzün bize iki emaneti vardı. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlara sahip çıktım dedim. Ve gerçekten bu kent, Mersin ve Türkiye Atatürk'ümüze ve eserine, mirasına sahip çıktı. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Nice sağlıklı, mutlu iktidar yolunda Türkiye'nin kıpkırmızı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ışığında, Cumhuriyet'in ışığında, Atatürk'ün ilke ve inkılapları yolunda nice bayramlar diliyorum. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Partimizin genel seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha çok, kendi seçimlerinden daha çok çalışan ve her zaman bizim yanımızda olan, partisinin yanında ve arkasında olan ve Türkiye'nin en yüksek rekor oylarından birini alarak, her üç kişiden neredeyse ikisinin oyunu alarak belediye başkanı seçilen saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in konuşmalarını yapmak istiyorum. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Böyle nasıl söyleyeyim? Çok duyguluyum. Yani özlediğimiz tablo bu. İlk kez siyasi hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar keyifli bir bayram yaşıyorum ve sevincimden ağlayacak noktadayım. İnsanların böyle mutlu, huzurlu olması, emeğinin karşılığını almış olması, o her mağlubiyetten sonra insanların kendini kötü hissetmesi, o duygular bugün yok. Bugün herkes mutluluktan ağlıyor. Ülkesinin geleceğiyle ilgili umudunun
yeşermesinden dolayı mutluluğundan, sevincinden ağlıyor. Eğer bunlara her birimiz bir nokta kadar katkı sunduysak ne mutlu bize, ne mutlu bize. Hoş geldiniz tekrar. Bayramımız güzel olsun. Güzel şeyler konuşalım. Çok zorluklar geçti, badireler atlattı, üzüntüler oldu. Ama hepsi geride kaldı. Şu ortaya çıktı, çalışan kazanıyor. Zaman zaman bunu dile getirdiğimde konuşmanın heyecanı, belagatı, retoriği buna bağlamış olabilir bazı partilerim. Ama inanın bunu biz inanarak söyledik. Çalışanın sadece siyasette değil hayatın her alanında kazandığını biliyoruz deneyimli insanlar olarak. Samimiyetin, insanlara riyakar olmadan gerçek sevgini göstermenin ne olduğunu bilen insanlarız. Biz sabah Ahmet Başkan'a söyledim. Arabada şehitlikten gelirken milliyetçilik konusunda bize yapılan yakıştırmalar, milliyetçiliği başkasına vermeyen, orayı adeta işgal eden bazı anlayışlara dedim ki, ya Ahmet, asıl sokak adamı biziz, sokak siyasetçisi biziz. Emin olun, hayatlarında bir fakire, fukaraya bir çay içirmemiştir. Bu ülke için bir damla alın teri dökmemiştir bunu diyenler. Tenzih ediyorum, işlerinde değerli olanları vardır. Bunlar ahkam kesiyor. Bunlar hariçten gazel okuyor. İşimize bakalım. Bak ne güzel. Bak ne güzel oldu. Şimdi 14 Mayıs'ta 31 değil mi? %31 seçim sonucu. 5 milletvekili oldu. Dediler ki ittifak oldu, şu oldu, tesadüf oldu. Birader, şimdi bırakın bu hapseçeri. Cumhuriyet Halk Partisi, belediye meclis üyesi oyunu biliyor musunuz? Yahu iki kişiden birinin oyunu aldınız birader. Bu da mı tesadüf? %47 oy aldınız. Mersin'de %47 oy aldınız. Bu da mı tesadüf? %60 aldı neredeyse başkanınız. Biraz da rakibe bırakın, Ahmet'in dediği gibi. Rakip kalmayacak. Onları da can suyu verin. Onları da düşünün. Bu hakkımız. Bu kadar üst perdeden konuşmak hakkımız. Bu ülke 22 yıldır farklı bir atmosfere sürüklendi. İnsanlar konuşamaz oldu. Konuşmaya korkar oldu. İnsanlar ezildi. İnsanlara tepeden bakıldı. İnsanlar küçük görüldü. Kimliğiyle, siyasi görüşüyle, ekonomik durumuyla. Artık o duvar yıkıldı. 31 Mart Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden biridir ve alınan sonuç itibariyle Türkiye'de siyasetin yönünü değiştiren bir seçim sonucudur. Bu değerlendirmeyi birkaç kez yaptık, seçim öncesi yaptık. Sadece ben değil. Eğer ki iyi bir sonuç elde edilirse Türkiye'de tekrar umutlar yeşerecek. Türkiye siyaseti farklı bir yola gidecek. Artık iktidar olamayız korkusu, endişesi tuz buz olacak, ortadan kalkacak. Gelecek seçimlerde Cumhuriyet Halk Partililer olarak şimdiden iktidar şarkıları söylemenin yolunu açacak. Bunu söyledik. Çok şükür ki. Elinize, emeğinize sağlık. Şimdi bunu yakaladık. Hep güzel konuşalım. Sizden başkanınız olarak bunu istiyorum. Geriye bir sünger çekin. Bırakın orada kalsın. Hiçbir faydası yok. Birine kinlenmiş olabiliriz. Birine öfkelenmiş olabiliriz. Kişisel hırslarımızı almak için başta partimize, ülkemize zarar vermeyelim. Bakın bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hep söyledim. Seçim boyu şunu gördüm. Allah razı olsun. Ben partililerimi çok seviyorum. Onu bilin. Ben partililerimin iyi olmasını isterim. Bazen hoşunuza gitmeyen tavırlarım olur, söylemlerim olur. Ama emin olun bunu bir abi, bir baba duygusuyla yapıyorum. Herkesin iyi olmasını, bir aile babası, bir aile büyüğü, kardeşlerinin, çocuklarının, ablasının, abisinin yanlış yapmasını istemez.
kendince, kendi dünyasında değerlendirir, doğru yapmasını ister. Bu seçimlerde o kadar çok eleştirirler bizim örgütleri. Kadın kolları çalışmıyor, gençlik kolları çalışmıyor. Vallahi birader hepsi çalıştı. Bundan fazlası can sağlığı, hepsinin eline sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Daha ne olacak? Hangi partide var, hangi partide? Yenil yenil koştur, yenil yenil koştur, yenil yenil koştur. Bu kadar karşılıksız. Atatürk deyince enerjisini yükselten. Başka hangi parti var, hangi partiler var? Bana bir örnek verin. Yok, yok. Şimdi bakın. Konuşmamı uzatayım, rehavet çeker değil mi buraya? Sizi uyandırmanın yolu ne? Atatürk dedim, hepiniz uyanırsınız. Hepiniz alkışa başlayın. İşte Cumhuriyet Halk Partililer bu. Kendinizle, kendimizle ne kadar övünç duysak azdır. Mersin için sonuç şahane ama Türkiye için bambaşka bir şahane. Of, of dedirtti ya. Of, üzerimizdeki yük kalktı. İnsanların yüzü gülüyor. Çifte bayram yaşıyorlar. Ben sokağa çıktığım zaman, benimle yakın çalışan arkadaşlarım da bilir. Odamda bir sürü sorunlarla boğuşuyorsunuz, geriliyorsunuz ama kapıyı açıp dışarı çıkıp sokağa indim mi gülmeye başlar. Bu vatandaşa saygıdır. Ama bu zorla bir saygı değildir, bu işten gelen. Birden böyle hani ağzım kulaklarıma var vatandaşı gördüğüm zaman. Halk gülüyor. Şimdi ben bir gülüyordum, onları gördüğüm zaman on gülüyorum, on uçuyorum. Diyorum ki dünya malına değer, dünya malına. Dünya malına değer. O sokakta o insanların mutluluğu, huzuru. Şimdi sıra geldi Türkiye'yi yönetmeye. Az önce konuşuldu. Yerel iktidardayız. Aslında yerel iktidardaydık. Ben düzelteyim. İktidarımızı daha da tahkim ettik. Daha da zenginleştirdik. 11 büyükşehirde 14 büyükşehir olduk. Yeni il belediyeleri kazandık. 10 il belediyemiz vardı. Arttırdık. Maşallah sayısını da unuttuk. O kadar çok kazandık ki. Bunu şımarıklık olarak görmeyin ha, sakın. Aklı başında insanlarız. Ama bırakın da bunun bir zevkini yaşayalım ya. Şımaralım biraz. Keyfini yaşayalım. Ama işimizde gücümüzde olacağız. Biz Mersin'den sorumluyuz. Muazzam bir netice alındı büyükşehirde. Türkiye'nin en anlamlı sonucu aslında Mersin'dir. Mersin heterojen bir demografiye sahiptir. Burada her şey vardır. Tüm partiler. Burada 8 milletvekili vardır ayrı ayrı partiler. Burada bütün etnik çeşnilik vardır. Mezhepsel çeşnilik vardır. Şimdi burada siyasi çizginin en sağı da vardır, en solu da. Merkezi de vardır. Ortanın uçta ortalaması da vardır. Burada her şey var. Siz burada rakiplerinize büyük fark attınız. Her 10 seçmenin 6'sının oyunu aldınız. Meclis seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak duvarları kırdınız, tuz buz ettiniz. Her iki kişiden birinin oyunu aldınız. Bunlar çok değerlidir. Bakın. Sağ partilerin kalesi denen ilçeler yıkıldı. Yıkıldı, yıkıldı. Çamlıyayla'da küçük bir yerimiz, onu ayrı değerlendireceğim. Sadece Günlar'da kafa kafaya bir seçim geçti. Bir puanla bizi geçtiler. Geri kalan 11 ilçede Halk Partisi Büyükşehir'de birinci parti çıktı. Erdemlisi, Mutlu, Bozyazısı, Aydıncı, Silifke'si, Anamur'u dahil bugüne kadar oy alamadığımız yerden. Şimdi artık yeni bir süreç başlıyor. Bunun üstüne koyacağız. İlçe örgütlerimizi de daha da geliştireceğiz. Uzun sözün kısası. Mutlu olun. Partinize, partililerimize daha çok sarılın. Merak etmeyin. Bizlerden yana merak etmeyin. Bakın biz dün belediye başkanlarımızla yeni seçilen, bizim 7 belediyemiz var. Biri
geçtiğimiz dönemden 6 belediye başkanımız yeni. Anamur'da Durmuş Başkan'ın meclis toplantısıyla çakıştığı için 5 belediye başkanımızla toplantı yaptık. Bakın tatil günlerindeyiz. Çalışıyoruz. Niye yaptık? Dedik ki başkanlarımız yeni. Büyükşehir'e davet edelim. Bürokratları da davet edelim. Bu geçiş sürecini nasıl yapacağız? Biz onlara nasıl yardımcı olacağız? Çünkü biz bunları yaşadık 5 yıl önce. Bana kimse bunu yapmadı. Ama oradan bir ders çıkardı. Dedim ki bir dahaki dönem belediye başkanı seçilirsem yeni seçilenleri bunu yapacağım. Benim yaşadığım sıkıntıları cefayı zorla onlar yaşamasın. Dün bir araya geldim. Arkadaşlarıma dedim. Bir aradayız. Bürokratlarımız emrinizde. Bu geçiş sürecinde bir an önce işleri yoluna koymanız lazım. Vatandaş bizden hizmet bekliyor. Cicim ayları çabuk geçer. Hemen örgütleneceğiz. Yönetiminizi teşkil edeceksiniz. Hizmetlere başlayacaksınız. VAP başkanınız da daima yanınızda olacak. Birliğin, beraberliğin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Sonuç başarı olur, başarı. Bunu yapacağız. Herkes rahat olsun. Herkesten istediğim şu. Partimize sahip çıkalım. Partililerimize sahip çıkalım. Sevgide, saygıda daha da arttıralım. Kusur etmiyoruz zaten. Ama bunu daha da arttıralım. İnsanlar bize imrensin. Hep söyledik, kavgalı eve kız vermezler. Kavga etmedik, kızları verdiler maşallah bize. Kavga etmemeye devam edelim. Daha bekar çocuklarımız var, onlara da kız isteyeceğiz ki kavga etmeden o kızları da alalım. Daha fazla alalım, iktidar alalım. Hep beraber yapalım bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Enerjisi yüksek bir bayramlaşma. Güzel güzel çocuklarınızla, dostlarınızla, arkadaşlarınızla huzur içinde bayramı geçirmenizi diliyorum. Biz de buradayız. Şehrimizin başındayız. Herhangi bir sorun olursa buradayız. İşimizin başında, hizmetlerimiz devam edecek. Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi seviyorum.